Evet arkadaşlar, tavuk ciğerleri 23. günde anca çıktı. Hani korkun altındakiler 20. günde çıkmıştı. Yani bunlar bir gün daha falan gecikti yani. Bir iki gün geciktiler, daha iyi çıkıyor. Bir tanesini bakalım çıkacak mı. Bunları da diğerleri anneyle birleştirmeye çalışacağım inşallah. Ördekler ilginç bir şekilde çok gecikti. Yani Amerikan ördeğinin altına koyduğum bir gün daha geç koymuştum kuluçkadan. Onlar çıktı. Onlar iki gün sonra anca bitti çıkımlar bu ekinlerimin. Bunların da kuruması bitsin. Bugün inşallah birleştireyim onlarla. Tamam. Şükür. Üstünlük durum. Kardeşimiz daha yeni çıkmış. O kurusun. Ondan sonra sizi buraya alırım. Aşağıya getiririm. Tamam. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Artık şu tavuğu buradan alacağım. Bulucunlarını oraya boşalttım. Bakın zavallı ekin ördeği yavrularımız çıktılar ama ne su ne şey bir şey yapamıyorlar. Burada kaldılar. Şimdi bunları aşağı indirmem lazım. Aşağı indirebilmek için de öncelikle şu anneyi tavuğu bir götüreyim. Yeri nerede ekin ördeğinin acaba? Alsınlar inşallah. Bunları şu lastiği kaldırıp yere yuva yapayım bunları inşallah. Onları da gösterir. Evet. Bunu buradan almak biraz zor olacak ama adam beni dövecek. Yapacak bir şey yok. Maşallah hiç beklenmeyecek bir şekilde saldırıyor. Annelik böyle bir şey işte. Vay be. Hadi gel bakayım. Seni bir indirsem, nasıl indirsem bilemedim ki. Şöyle bu taraftan çekerken Allah'a adamın şeyine bakın arkadaşlar. Kaldırış şekline. Allah'a arada kaynayacağız. Yapacak bir şey yok. Umarım çekiyordur. Yapma yapma. Yapma. Hadi gel. Yavruları da getireceğim. Hadi gel. Hoppa. Gel bakayım. Hadi hadi. İçin. Tamam. Bir şey yok. Allah'a ayaklarımı bahsettirelim. Tamam. Tamam. Ayağımı zorlayacak. Ay. Bir boş yetti. Şimdi bu tüylerinde olan kesimleri yine ona yuva yapması adına şöyle. Tabi bu adam tuvalete de çıkamadı. Tuvalete çıkamayınca bu tüylerini oraya yapmış. Şuraya alırsak şöyle tüylerini. Hadi yavrum. Baksana yerini yapıyorum. Evet arkadaşlar. Durum bu. Şimdi buraya bir yemi de ayarlayayım. İnşallah. Vallahi hiç bu adamı böyle yapacağını hiç aklıma gelmez. Annelik adama neler yaptırıyor vallahi. Su içsinler. Çünkü iki gün oldu herhalde çıkalı. Yani dün de vermiştim. Ondan önceki günde ama o çocukları bırakıp da dışarıda çıkmıyor. O bu şeyden lastiğin içinde. Burada da tavuğumuz vardı işte Gurk. Hah kanat çırpıyor. Bu da hiç oradan. Çocuklar da içsinler. En azından bunlar biraz şöyle bir gün ördekleri takılsın. Vay be.
Yani ilginç, makineden daha erken çıktılar arkadaşlar. Makinedeki çıkım daha çok gecikti. Fakat bunlar 28'e kalmadan çıktılar. Yani makineden daha iyi. Annesinin üstüne çıkıyorlar falan. Böyle geldiğimde bakıyordum. Tabii su içemeyince iyi değil. İşte oradaki sularından içerler inşallah. Korkumuz da şey yapamıyoruz ki. Adama su içirmeye çalışsam ısırıyor. Herhalde bulurlar be. Bunlara bir tane yemlik, küçük yemlik getireyim. Tek eksik o. Yoksa sıkıntı yok. Oraya annenizin değil, siz öbür küçükten için yavrular. Diğer işte kuruduğu zaman altıncısı da Pekin Ördeği yavrusu getirip birleştirmeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl bir tepki verecek. İnşallah anneliği kabul eder. Bakar. Onları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Videomuzun ilerleyen kısımlarında inşallah onları da bulacaksınız diye umut ediyorum. Allah nasip ederse onlar da olacak. Bunlar böyle. Çıkardık. İyi. En azından şimdilik geçici bir çözüm buldum. Yani kümesleri yapana kadar böyle idare edeceğiz. Başka yolu yok. 2-3 kurt için küçük kümes yapmak zorundayım. Alternatif yok çünkü. Şimdi bir tavuk daha var. Pekin ördeği var. Yani bunları oradan çıkardık. Kafes yok, bir şeye koyduk. Ama onları da oradan alacağız yani. Toprağa gelseler daha iyi. Toprakta deneyeceğiz çünkü. Durum bu arkadaşlar. Ördekleri buraya koyduk. Su içtiğini göremedim ama evet, içiyor. Arkada tam annesinin arkasına denk geldi. İçiyor. Maşallah. Maşallah. Çok tatlılar. Ya şeyden korktum. Anneden korktum. Hiç dışarı çıkmıyor. Çocukları bırakmayı yememden geçti. Bu tosuncuk. Bunun suyunu değiştirelim de taze suyu sıkıyorum ya. Bu ısınmıştır ne kadar zamandır. Evet, onu halledeyim inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl bir tepki verecek anne ördeğimiz. Anne ördekten ziyade yavrular nasıl tepki verecek? Önemli olan Allah kaçtı gitti altı. Aman yine Allah'ım. Hadi git bakayım. Hadi git. Eyvah eyvah. Hadi. Git. Hı? Hadi bakalım. Hadi siz uyanın. Hadi gidin. Hadi. Hay inşallah. Maşallah. Hadi. Hadi bakayım sen de. Sen hele. Bak ben şimdi hangisi olduğunu karıştırdım. Sen de karıştır. Tamam mı? Hangisi senin evladın bilemez. Ben çünkü bilemedim. Evlatları ayırma. Tamam mı? Vallahi ben hangisi artık bilemiyorum. Şimdi ördeklerimizi gönderdik. Vallahi. Çok şükür. Kaynaştılar herhalde. 2, 4, 7. Biri nerede lan? Bir tane eskisi. Annesinin altında demek ki. Ha maşallah. Şimdi anlayacağız. Oo adam sinik bile kovdu. Muhtemelen annesinin yanındadır. Vay Amerikalı. Amerikalı bu Çinlilere sahip çık lan. Düşmanlık yapma. Trump gibi etme. Bunların hepsi masum. Evlat. Bunlar bebek. Bebekleri koru. Hadi bakalım inşallah güzel bir annelik yaparsın. Ha maşallah. Ha maşallah. İyi o da alta gitti. Gider herhalde. Giderler. Biri gitti. Biri hemen kaynaştı. Ne oluyor lan dışarıda fazla. Geri geldik geri gelme. Neyse bakalım. Şu pirik dursunlar bir de şu tavukları, tavuk cücülerini deneyelim. Onlar nasıl bir tepki verecek bir de onu göreyim. Sonra tekrar buraya buradan kareler sunarız inşallah. Önce
şöyle bir şey yapayım diyorum, kendi kendime düşüneceğim. Şöyle bir civciv alayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Civcivleri birleştirin. Kokuları silsin birbirlerini. Hadi bakalım. Şimdi sırayla civcivleri sana gönderelim. Bakalım nasıl tepki verecek. Hadi bakalım. Hoppa. Hadi, hadi. Evet, şimdi hadi bakayım. Git, git, git. Şaşkınlık yapma. Hadi bakayım. Ha, maşallah. Hadi bakalım. Hoppa. Şu benziyor. En son koyduğum bu diğerlerine benziyor. Evet. Şu bakın. Aynı. 3 tanesi aynı gibi. Evet, tabi diğerleri aynı. O da annesi gibi davranacak mı bakacağız. Heh, geçti bakalım. Hadi yavrularım. Hadi gidin. Hadi. Gidin. Hadi git. Git. Git oraya mı? Git hadi. Hı. Hadi git. Git git. Hı. Hadi bakalım. Hadi gidin ha. Hadi. Şşt, aman. Aman. Hadi. Vay, vay anasına bak. Uyanık, bunlar nereden çıktı diye dövüyor lan. Yapma. Anne yapma. Hı. Bak bakalım yavrum onlara. Hı? Ve evlat muamelesi yapma. Sev onları. Tamam. Bakalım inşallah. Sıkıntı olmaz. Bir tanesi benziyormuş. Bak şu sırtı dönük olan aynı onların renginden. Allah Allah. Onlar hangi renginmiş çünkü lan? Bir hemen girdim aşağıda. Neyse. Ooo aferin. Helal lan. Vallahi helal olsun. Altta sokuldu yeminle. Şimdi. İyi. Bakalım biraz sonra tekrar bakarım. İnşallah girmiş olurlar. Ben bırakayım da. Tekrar bakarım. Oh oh oh. Altı gitti valla. Helal olsun uyanıyor. Ben uyanıkları severim. Heh. Hadi. Kendinize olan muhafaza edin. Burada şey yapın. İnşallah sıkıntı olmadan. Valla. İyi. Vallahi girdiler altı. Oh oh oh. Maşallah maşallah. İyi ya, elhamdülillah. Elhamdülillah, Allah ya Rabbi. Anneler merhamet, anne merhameti ayrı bir şey be. Vallahi hepsi girdi. Çok güzel, çok güzel maşallah, çok güzel. Elhamdülillah. Hepsinin girdiğini, kanatları altına muhafaza ettiğini gördük. Artık gönül rahatlığıyla gidebiliriz. Çok şükür. Bak, gerisini bulurlar diyorum, suyunu, yağını, ekmeğini, neyse. Evet, bir de buraya dönelim. Bunlar bile kaynaşmışlar valla. Oho, bunlar bile gitmiş annesinin arkasına. Bu hepsini muhafaza edebilir mi ya? Kendi de küçük ama. Abi 10-15 yumurta yaptıydı. Bunları çıkarsa nasıl şey yapacaktı? Demek ki yapar. İnşallah bu da bunlara bakar. İnşallah bakar ya. Allah büyük. Bunlar da fena gözükmüyor. Tamam. Bu da iyidir. Süper. Harika. Bunlar da kaynaşmışlar. Elhamdülillah. Problem yok gözüküyor. İyi. Güzel. Güzel 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 maşallah. Hepsi annesinin orada duruyorlar arka tarafa. Tamam. Bu da iyi oldu be. Vallahi iyi oldu. Bedavadan baktırıyorum. Işık yok. Şey yok. Isıtıcı bilmem ne derdi yok. Oh oh oh. Çok şükür. İnşallah
güzel de bakar. Güzel, ben şöyle bir dışarıda böyle body body annesinin arkasında yürüdüklerini de görmek istiyorum. Hatta bu ortamı inşallah bir mesmes yapıp dışarı onları da sağlatmış olurum inşallah. Onların da videolarını paylaşmak Allah nasip eder diyelim. Evet, durum bu. Evet. 10 Temmuz Cuma akşam 20.37. Annelerine evlatlık verdiğimiz şeyler ne alemde? Onlara bakalım şöyle. Normalde civcivler hemen altına girmişlerdi fakat nasıl olduysa bir tanesini öldürmüş. Artık hatta bakıyorum 5 tane var. Gömmüş de yani şöyle toprak makrak deşiniyorum derken sularımı dağıtıyor. Bu biraz bunların civcivleri hızlıydı. Hemen anne kabul ettiler ama bu çılgın. Bu biraz sert davranıyor. Böyle bir zayiat verdik. Şimdilik inşallah gerisi şey olmaz bir daha. Bunlar böyle. Peki ördekler ne alemde? Ördeklere bakalım. Evet. Ördeğe ışığı tutamıyorum. Çünkü çok kuyulanıyor. Yani ama ördekler yavrular geç açıldı. Yani pardon erken geç açıldı tabii geç. Ama şu an iyi yani. Neyse annesinin altındalar. Birkaç kenarda var. Olsun. Gayet güzel maşallah. Bunlarda sıkıntı yok elhamdülillah. İyi. Gidişat güzel. Hemen hızlıca şunlara da göz gezdirelim. Vatandaş tamam seni kapatıyormuş ya. Tamam. Tamam. Bu kurkumuz. Bugün 3 yumurta daha koydum. 2'ydi. Makineden alıp 5'e çıkardım. Patlayıp da önce kapatıp da çıkıyor. Çıkacağı zaman. Ha, şimdi ışıktan dolayı kaçtı. Tekin ördeğimiz yatıyor çok şükür. Devam. Kısacası şu an iyi. Bakalım. Bunlar da zamanında geliyor. İkinci tavuk veya şey. Onda da yumurta kalmadı. İkinci tavukta bir tane kalmış. İki yumurta var. Biri dört. Bir tane kalmış. İnşallah sıkıntı olmaz. Bakacağız gerçekten. Evet, kapatalım şunları.